Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün güne motoru çalıştırdığım için ineklere gitmeden önce kısa bir motor turuyla başlamak istedim. Hem şöyle bizim yaylaya giden yolu bir çekeyim dedim. Orman serin serin. Şöyle bir tur atayım, motor da kendine gelsin dedim. Sonra ineklerin yanına gideceğiz inşallah. İnekler burada zaten. Evet arkadaşlar, birkaç saat rötarlı da olsa sığırların yanına geldim. Benim başka işlerim vardı. Anamınan babam sığırları gidiyordu ki ben de yanlarına geldim. Allah işte beni karşıladı. Akıllı oğlum benim. Nasıl gidiyorsun değil mi sen? Adamsın adam. Şöyle biraz etrafı çekeyim bari. Şuradan inekleri de çekelim. Papatya bayıra karşı ne güzel de otluyor. Nebze göçmüş. Ya kullanılmayınca böyle oluyor. Lider Bahar yine liderliğini belli ediyor. En tepede geziyor. Sümbül de yola koyulmuş, eve gidecek. Hep huyu standart. Papatya bak. Ben alış peşinden gitme vallahi, kaybolursun. Güzel mekan bulmuşlar he. Kızım benim, akıllı kızım. Lider lider. Sev beni der. Kızım benim. Hopla hadi. Devam devam. Çalışın çalışın. Cesur dayak yemek istiyor herhalde. Cesur çok tehlikeli sularda yüzüyor şu an. Hemen Sümbül'ün yanında. Vallahi inşallah kapışmazlar. Biz buradan yetişene kadar öteki boynuzunu da kırarız vallahi. Evet Alaş geldi yanımıza. Bahar da burada geziyor. Papatya da geldi ama Sümbül ile Cesur maalesef köye doğru yol aldı. İnşallah gitmezler. Şimdilik ortamımız bu şekilde. Evet, sonradan dahil oldum. Sığır gütme maceramız devam ediyor. Alaş buralarda volta atıyor. Bizi koruyor. Papatya da ne güzel geziyor maşallah. Kızım benim, aferin. Cesur da aşağıda bakın. Sümbül gitti demin onun peşinden gidiyordu ama döndü geldi. Papatya. Şöyle manzaralar eşliğinde devam edelim. Cesur geldi. Merakla Alaş'a bakıyor. Alaş yapma oğlum. Cesur. Git gez, git gez. 55'ti. Papatya yaramazlık peşinde, motoru yaladı durdu. Beni görünce Allah'tan bıraktı. Düşürürsün kızım. Bahar yol boyu gidiyor, diğer inekler de peşinde. Ama Cesur böyle yatıyor burada. Cesur geldi aşağıdan. Bayır çıktı ya, yoruldu herhalde. Geldi yattı, şuna bak. Maşallah maşallah. Ne güzel yatıyorsun. Cesur öyle bir yorulmuş ki. 15 dakikadır yatıyor vallahi. Anası manası gitti, hiç umurunda değil. Cesur sonunda aklına geldi, yavaş yavaş gideyim dedi herhalde. Ufaktan gidiyor. Anası zaten köye vardı herhalde. Onlar gitti bayağı. Neyse biz de Cesur uyuyor diye sessizdik. Artık sesimizi çıkartabiliriz. Alaş da orada. Oğlum yine bakıyor sağa sola. Evet yavaş yavaş evin yolunu tutuyoruz. Ben de motor alayım geleyim anacığım. Evet evin yolunu tuttuk arkadaşlar. Motor bozuk olduğu için istop etmiyorum. Sesten dolayı kusura bakmayın.
Gördüğünüz gibi annem aldı, cesure gidiyor. Ben fazla yanaşmıyorum korkuyor diye. Ufak ufak ilerleyeceğim ben de. Bu tek başına gezemez valla. Oğlum hadi git ananı bari bul lan. Varın umrunda değil. Sevmiyor demek ki oğlunu. Hadi korkma korkma yürü. Korkuyor bir de araçtan. Alaş sen nereye? Evet sonunda Cesur diğer inekleri buldu çok şükür. Artık buradan da kendisi gider herhalde. Bak 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 coştu. Şşt. Cesur korkmasın da şimdi. Evet arkadaşlar sonunda inekleri getirdik. Biraz da burada bittikten sonra dama koyacağız inşallah. Su küçüğün yol büyüğün diyerek önce büyükler girdi. Yaramaz oğlumuz ikisimiz de içeriye girdi sonunda be. Bak. Yesur yerini bilmiyor musun sen? Cumali ile Yonca da burada. Oğlum benim sen büyüyünce dana mı olacaksın lan he? Sen büyüyünce dana mı olacaksın? Bak 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 papatya bak. Cesur yerini vurdu güzel. Son bir de paşayı da çekelim. Sonra videoyu kapatalım. Bakalım neler yapıyor burada. Kim varmış burada? Ayağı kaydı düştü oğlum. Tatlı oğlum benim. Neyse bunun kapısını kapatayım da bu kendine zarar verecek. Bak papatya da Cesur. Abla kardeş. Zaten sen desen de ölmesen istersin. Verme diyor. Size iyi akşamlar diliyoruz. Hangi saatte izliyorsanız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.